Hocam, nereden çıktı bu amalgam dolgular? İlk önce dolgular için çok bir uyumlu bir materyal olan altın kullanılıyordu. Altından biz kaplamalar yapıyorduk, altından dolgular yapıyorduk. Çok uzun ömürlü, estetik olmayan dolgular yapabiliyorduk. Hatta savaş zamanlarında burun eksikliğinde dahi altın burunlar yapılmış. Sonrasında tüm dünyada olduğu gibi altın çok pahalı olduğu için bunun yerine bir alternatif arayışına girildi ve amalgam dediğimiz gümüş ve civadan oluşan dolgu yapılmaya başlandı. Bu da tüm dünya çapında amalgam savaşları denilen bir kaosa yol açtı diş hekimleri arasında. Bir kısım diş hekimleri kullanabiliriz, çok sağlıklı, gümüşten dolayı çürük ihtimalini azaltıyor derken bir kısım diş hekimleri civa kadar toksik bir materyalin ağızda kullanılmamasını daha doğru gördü. Elbette ki en iyi dolgu hiç yapılmamış dolgudur ama madem ki diş çürüdü, madem ki yeni bir dolgu yapmamız gerekiyor, bu günümüz teknoloji bolluğunun içerisinde hiç de o metal dolgulara ihtiyacımız yok. Kesinlikle yapılmasını önermiyorum ve zaten de yapmıyoruz biz kendi klinimizde. Yerine neler yapıyoruz? Beyaz dolgular dediğimiz küçük dolgular için kompozit dolgular yapabiliyoruz. Inlay, onlay, overlay, vonlay dediğimiz daha geniş çaplı dijital olarak hazırlanan kaplama değil ama dijital dolgular yapabiliyoruz. Bunların hepsi varken amalgam dolguya günümüzde hiç ihtiyacımız yok. Peki hocam, benim ağzımda yıllar öncesinden yapılmış zaten amalgam dolgu var. Ne yapalım? Bu dolguların hepsini sökelim mi? Bu kadar civayı açığa çıkaralım mı? Bu civanın en toksik olduğu iki tane an var. Bir tanesi dolgu ilk dişin içerisine yerleştirilirken, karışım hazırlanırken ortaya çıkan civa buharı. İkincisi ise o dolgu sökülürken o atmosfere karışan civa buharı. Bu yüzden birçok önlem alarak, dental demler yerleştirerek, aktif karbonla smart denilen bir protokol adı altında biz o dolguları sökebiliyoruz. Eğer dolgu küçük, parlak, konulduğu gibi yerinde duruyorsa bu dolguları hiç sökmemize gerek bile yok. Tekrar ikinci kez orada bir işlem yapıp o civa buharını açığa çıkarmamıza hiç gerek yok. Ancak dolgunun üzerinde kırık varsa bu tehlikeli, üzerinde çatlak hattı varsa bu dolguların kesinlikle değiştirilmesi gerekiyor. Eğer 15 yıldan daha uzun süre ağızda olan büyük bir dolgu varsa her koşulda bu dolgunun değiştirilmesi gerekiyor. Çünkü uzun süre ağızda kalan dolgular orada dişte, dolguya hiçbir şey olmasa dahi dişte kırık yapabiliyor. Bu nedenle güvendiğiniz bir diş hekimine görünün, muayene olun. Bir şekilde o dolguların değiştirilmesi gerekiyorsa değiştirelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer merak ettiğiniz şeyleri yorumlarda yazarsanız eğer gelecek videolarımızda da onları paylaşabiliriz.